Arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Hızlı hızlı konuşmam lazım çünkü bir sürü işim var. Bugün evi boyamaya başlayacağız. Daha doğrusu bugün boyayacağız. Şu renk pendereceleri göstermek istiyordum size daha bunları açmadan. Bir tane siyah renkte aldım. Beyaz eklediğinizde işte gri oluyor. Bir de böyle kırmızı. Kırmızı değil, pembe. Ve işte bu iki renge kararlaştırdık. Öyle boyayacağız odayı. Şu anda annemin odasıyla başlayacağız. Onları pek videoya çekmeyeceğim. Sadece kendi odamı boyarken çıkacağım. Çünkü burasını şey yapacağım. Şekilli yapacağım filan. Bu şekilde koştur koştur gittim. Carrefour'dan birkaç tane malzeme aldım. O yüzden saçlarım birbirine girdi. Ama kusura bakmayın ama bu şekilde. Başta arkadaşlar biraz duvarları temizledim çünkü daha önce yapıştırmış olduğumuz şeylerin yapıştırıcıları biraz kalmıştı ve boyarken iz kalmaması için temizlemek istedim. Saçlarımın haline bakın ya. Yüzümde bir de şey var, boya var. Biraz önce gözümün üstüne boya düştü. Yani boyarken böyle plaf deyip geldi. Neyse gidip temizledim onu. Şu ellerimin haline baksanıza ya. Şöyle. Zoomlamıyor bir de. Şu yakından koyayım, dur. Az sonra oturup işte o boyaları yapacağım. Yani beyaz boyayı renklendireceğim. Ve işte üçgenler halinde boyayacağım. Her farklı üçgenler, farklı tonlarda, renklerde boyayacağım. Bu şekilde olacak. Bakalım, umarım boya yeter. Çünkü yani boya var ama umarım yeter. Neyse, bu şekilde. Çok yorgunum ya. Niye böyle bir işe kalkıştım hiç bilmiyorum. Arkadaşlar maalesef boyamayı durdurdum. Durdurdum çünkü bant yetmedi. Bant da görünmüyor. Yarın gidip yenisini alacağım ve devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Bu odayı temizlemem lazım. Yerleri biraz silmem lazım. Filan süpürmem lazım. Bazı mobilyaları yerlerine koyacağım ve yarın devam edeceğim bu şekilde. Zaten çok yorgunmuş. Yüzüme baksanıza ya. Tipime bakın. Şu ellerime bakın filan yani. Bir de ben de bir toparlanmam lazım. Yarın geri kalanını yapacağım. Ve boyamanın ikinci gününe başlayalım.
bitti. Bir şey, boyama değil, sadece mantarı yapıştırma bitti ama o da bir şey. 2 saattir bununla uğraşıyorum. Bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. Ama maalesef öyle oldu. Eğer böyle bir şey yapacaksanız kaliteli bant alın. Benimkisi çok kalitesiz çıktı. Yapışmıyor ve çıkmıyor doğru düzgün. Şey, yapışkanı çok homojen bir şekilde koymamışlar. Neyse, bizimkiler evde, o yüzden sesler duyabilirsiniz. Bir ara vereceğim ve daha sonra da devam edeceğim. Daha detaylı bir şekilde göstereyim size. Genel olarak şunu yapmaya çalıştım. Büyük üçgenlerin yanına küçük yaptım ve farklı yönlere doğru olmasını çalıştım. Yani farklı yönlere baksınlar. Bakın burada yapamadım onu. Sanki hepsi tek bir taneymiş gibi görünüyor ama çok korkuyordum düşmek. Ya merdiven biraz şey, sorunlu, o yüzden korkuyordum düşmemek için. Öyle yaptım. Burada işte biraz farklı, işte burada da biraz öyle. Ama bakacağız. Yani şimdilik güzel. Yavaş yavaş renkleri de koymaya başlayacağım. Bu kadar ara yeter. Artık boyamaya başlamanın zamanı geldi. Gri yapacağım ve pembe. Her seferinde arkadaşlar boyalarınızı böyle karıştırın. Çünkü aşağıya düşüyor şey. İyicene karıştırmak lazım. Bir tane kap var burada. Yurt kapı. Başka bir şeyimiz yok. O yüzden bunu aldım. Bunun içine işte beyaz boya koyacağım azıcık ve daha sonra işte pembeyle renklendireceğim bunu. Kerimit rengine benziyor sanki. Ay. Pembe. Hayatımın rengi. Böyle bir renk. Tondan 5 tane üçgen boyuyorum. Bu ikinci daha koyu pembenin ikinci katını da vuracağım ve daha sonra daha da bir koyusunu yapıp bakacağım. Ekstradan bir tane daha pembe tonu gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye falan. Ve daha sonra da siyaha geçeceğim. Biraz uzun sürüyor çünkü 2 kat vurmam lazım. Nedense 2 kat gerekiyor. Şu üstteki var ya, şuradaki. Görünüyor mu? Evet, görünüyor. Bu. Şu göstermiş olduğum şeyi kullandım, fırçayla karıştırdım boyayı ve onda renklendirici kalmış, o yüzden daha koyu oldu kenarları. Yeniden bir vuracağım, bir boyayacağım ki renk eşitlensin. Umarım renk eşitlenir çünkü yani artık keskin çok yoruldum, başım da ağrımaya başladı. Bakalım, umarım sonucu güzel olur da bari onunla biraz mutlu olurum, enerji verir bana. Arkadaşlar bitirdim. Pembenin bütün tonlarını işte uyguladım. 3 tane ton dediğim gibi. Şurada hepsi oldu. Kurumaya bırakacağım ve o sırada ben gidip şu şeyleri temizleyeceğim ve grilere başlayacağım.
bunu yaptım. İlk başta işte koyu tonla başlayıp, çünkü vardı, ablam yapmıştı salonu boyamak için. En koyu tonunu kullanıp işte daha beyaz ekleyerek daha açığını falan kullanacaktım. Ama saat çok geç oldu. Ben çok yorgunum. Yani gözümden görebilirsiniz şu yüzümden. Burasını tam böyle bırakacağım. Akşam gidip salonda uyuyacağım. Ve yarın devam ederim. Çünkü gerçekten çok 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 yorgunum ve açım. Sabahtan beri yemek yedim. Yani sadece kahvaltı 12'de yaptım. Ondan sonra bir şey yemedim. O yüzden yani durduruyorum. Biraz rahatlayayım. Yarın zaten son bazı işte green'in tonları ve birkaç tane de pembenin tonlarını da ekleyeceğim. O kadar. Üçüncü güne ve umarım sonuncu güne gelmiş bulunmaktayız. Bugün pazar günü. Bu videoyu pazar günü yetiştireceğimi düşünüyordum ama olmadı. Bu kadar zor olacağını hiç düşünmüyordum. Neyse, videonun sonunda size birkaç tane tavsiye vereceğim. Onlar eğer böyle bir şeye kalkışmak istiyorsanız yardımcı olacaktır size. Dediğim gibi dün griyi, koyu griyi koymaya başladım. Griler tam oldu. Sadece koyu pembelerde ton farkı oldu. Fırçayla yaptığımda ve ruloyla yaptığımda renkler farklı çıktı. Nedenini babama sordum. Muhtemelen rulo işte daha fazla boya tutuyormuş. O yüzden işte çok fazla boya vermiyormuş falan dedi. Yeniden o rengi tutturmaya çalışacağım ve yeniden boyamak için, ama onu daha sonra yapacağım. Şimdi değil. Şimdi grileri bitirmem lazım. Beyaz ekleyerek griyi açacağım her seferinde ve bu şekilde daha açık tonlarda griler alacağım. Muhtemelen grinin 3 tonunu yaptıktan sonra birkaç tane daha üçgen kalacak. Çok çok açık bir gri ve çok çok açık bir pembe kullanmayı düşünüyorum. Böyle çok çok açık olacak. Neredeyse yani beyazmış gibi görünecek ama yani pembe olduğu görünecek. Bunun gibi bir pembe falan, yani bunun gibi bir pembe olursa okey. Gerçi görünmüyor. Yıkamaktan artık soldu. Sabah akşam yıkıyorum bunu. Neyse. Dün arkadaşlar 11'de bitirdim. Buraları temizledim. İkinci katı vurdum falan. Yemeğimi yaptım. Saat 1'de uyuyabildim. Her gün öğleyin 1'den akşam saat 1'e kadar 3 gündür boya yapıyorum. Yani artık sıkıldım. Umarım olur. Eğer bugün de olmazsa artık boş vereceğim, gidecek yani. Diyeceğim tam olduğu kadar, olmadığı kadar deyip bırakacağım yani. Nedir bu ya? Yeter artık. Gerçekten çok sıkıldım. Bu şekilde bugün işte 3. gün ve yapacağız. Evet arkadaşlar, green'in en açık tonu da yaptım. Koydum onu ama şöyle bir şey var. İki tane küçük minicik sorunum var. Boyam bitti. Gri boyam tamamen bitti. Ve beyaz boyam da bitti. Muhteşem. Onu ben bitirmedim. Annem alıp başka yerleri boyadı ve beyaz boyam bitti. Ve bakın, bir sürü içgen hala boyanmayı bekliyor. Bakalım nasıl olacak. Son kalan beyazı arkadaşlar biraz pembe biraz siyah ekledim ve böyle biraz lilanın böyle koyu tonlarında bir renk aldım. Şu üstte de koydum. Orası kuruyor. Şuraya göstereyim. Buraya da yaptım ve burası ve burası. Yani kurumaya bıraktım hepsini. Kurumaya bıraktım hepsini. Kurusunlar ve çok çok az kaldı. Yani çok az. Kalanıyla da işte eğer bir yerler varsa onları yapacağım. Ve bu kadar. Bugünlük bu kadar. Çünkü beyaz boyamız kalmadı ve pazar günü olduğu için her taraf kapalı. Geçirmekten çok korkuyorum. Çünkü hala bu boya bitmedi. Kaçıncı gündeyiz? Dördüncü mü? Beşinci mi ne? Bilmiyorum. Ve hala boya bitmedi. Yani daha bitiremedim buraları. Artık yani sıkıldım. Sabah akşam boya yapmaktan ve odamda oturamamaktan. Neyse, bugün umarım sonuncu gün olur. Sabah gidip beyaz boya aldık. Ve son kalan üçgenleri çok açık tonlarda pembe ve çok açık tonlarda gri ile dolduracağım. Ve bitecek. Evin geri kalan yerlerinde de boyama yapılıyor. Annem işte oraları bantlıyor falan, her tarafları boya yapacak falan. Of. Ev koca bir şantiyeye döndü.
Ama umarım bunlar bugün, en geç yarın bitecek. Bugün bu arada bitiyor. Yarın, en geç de yarın bu geri kalan evdeki yerler bitecek. Arkadaşlar ve sonunda bitti. Bütün hepsini boyadım. Şurada küçük bir görüyorsunuz, biraz daha farklı. Çünkü orası, oraya boya düştü, orasını sildim. Son birkaç saati çekmedim çünkü artık sıkıldım video çekmeden gerçekten. Ve yani o kadar çok fazla çektim ki dedim yani boş ver. O kadar da çok fazla çekmeye gerek yok. Buralar hepsi boyandı. Burası çok açık bir griye boyadım burasını. Burasını da çok açık bir griye. Yani çok açık renkler ekledim. Bu çok açık bir lila. Daha kurumadılar. Ve bitmiş bulunuyorum. Evet arkadaşlar, ve bitti. Sadece bantları çıkaracağım. Ve artık 4 günlük eziyet bitmiş olacak. Camı kapattım, çok fazla ses geliyor. Söyleyeyim size işte birkaç tane tavsiyem olacak. Bir, böyle bir şey yapacaksanız sakın yapmayın. Çünkü çok fazla zaman alıyor. 4 günümü aldı ya. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi yani. Ve öğleden akşama kadar yani. Malum sabahları uyuyordum çünkü çok yorgunum. Neyse. Böyle bir şey yapacaksanız arkadaşlar kalkışmayın. Birinci önerim bu. Ha, ben yine de eziyet görmek istiyorum. 4-5 günüm var, bir şeyler yapacağım diyorsanız okey. Aslında şaka yapıyorum, bunu daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Benim hem duvarım çok büyük, hem de her seferinde iki kat vurmak istedim, yani iki kat boyamak istedim. O yüzden işte her seferinde işte bir kat boyayıp daha sonra işte onun kurumasını bekleyip daha sonra ikinci katını boyadım ve onun kurumasını bekledim işte güzel oldu mu diye bakmak için. Daha sonra işte boyayı değiştirdim, yine her seferinde aynı şeyi yaptığım için zaman kaybettim. Eğer siz yapabiliyorsanız bütün boyayacağınız, kullanacağınız renkleri ya da bir tane rengin bütün tonlarını, kullanacağınız yani tonlarını önceden hazırlayın. Önünüzde olsun ve her ruloyla yapın yani. Bir örneğin açık pembe yapın, daha sonra işte koyu pembe, daha sonra orta pembe falan, orta koyulukta pembe falan, bu şekilde yapabilirsiniz. Küçük rulolar var, onlardan alın. Ben almayı düşündüm ama daha sonra dedim ya yok ya. Çok zaman alır, küçük büyük rulardan hemen yaparım, olmadı fırçayı kullanırım falan diye. Ve yanlış yaptım bence. O küçük rulardan daha güzel, daha homojen bir şekilde boyardım buraları, bu üçgenleri, ama hiç olmaz. Ve yapabiliyorsanız bir de daha büyük bir bant alın. Ben 25 santimlik aldım. 25 santim olduğu için ruloyla diğer üçgeni boyama ihtimalim daha yüksekti. Eğer 30 santimlik olsaydı daha iyi olabilirdi. Bir de şey, işte daha az boyamam gerekecekti. Bu şekilde böyle oldu. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Az sonra işte çıkaracağım hepsini ve video burada bitecek. Çünkü videonun çok uzun olacağını düşünüyorum. Malum 4 gündür video çekiyorum. Yani bu vlog boyunca tipim pek de bir şeye benzemedi biliyorum ama boyarken de saçlarım fönlü bir şekilde bir şey yapamazdım yani, saçlarımı tutmamak zorundaydım. Bu kadar arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve beni diğer sosyal medya mecralarından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.